boks tarihinde ilkti. Yani aynı anda iki şampiyonu yaşayan bir boksör daha olmadı. O vesileyle kendisini kutluyorum. Buna bir de ünvan koruma maçı. Yani üçüncü Avrupa şampiyonluğunu ekledim. Arkadaşlar, değerli konuklar, bu küçümsenecek bir hadise değil. Çok büyük bir başarı. Çok çok büyük bir başarı. Ama yine söyleyeyim, Trabzon'da futbolun dezavantajlarına maalesef mağlup oluyoruz. Ama biz yılmadan, tutmadan, usanmadan yine bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Tam bu sürece gelirken yine babasından bahsettik, bizden bahsettik. Ama yine ona sahip çıkan bu süreçte amatör kariyerinde Sayın Hekimoğlu Şirketler Grubu adına Suat Hekimoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Çavdaroğlu Şirketler Grubu adına Sayın Haşim Çavdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ve şu an aramızda olmayan Almanya'da yaşayan Erol Tavuzcu'ya teşekkür ediyorum. Son olarak da gurur duyduğumuz içimizden biri Aysel Yağlar'ın sahibi Soyit, Temel Soyit'e de çok teşekkür ediyorum. O çıtayı biraz daha yükseltti. Daha da yukarılara çıktı. Bu vesileyle daha güzel işler yapacağımızı, Fatih Keleş Trabzon'da boksa damga vuracağını, Türkiye'yi ve Trabzon'u aynı şekilde temsil edeceğini gösterdi. Bundan sonra devam edecek. Bu süreç içerisinde de bir şey söylemek istiyorum. Allah nasip ederse. Doğru bir süreçten geçiyoruz. İzlediniz, gördünüz. Böyle ben kamera karşısında pek alışkın değiliz konuşmaya. Pek beceremiyorum bu işleri. Yoğun bir süreçten geçiyoruz dediğim gibi. Hocam. Desteğe ihtiyacım var. Böyle alışkın değil bir şeyler. Hem ben geliyorum. Şampiyon, Avrupa şampiyonu da bu kadar heyecanlanmadı. Bunu da alıştıracağız kendisini. Ne tür zorluklar yaşadın Fatih? Aynen abi. Bunlardan bahset. Abi. Maç esnasında neler hissettin? Maç esnasında biz şimdi alıştık, şeye alıştık. Amatörde madalya aldıktan sonra İstiklal Marşı'nı dinlemeye alıştık. Profesyonelde çok farklı. Zaten psikolojik olarak maçta 1-0, 2-0 yenik başlıyorum. İstiklal Marşı'mız okununca acayip bir duygulanıyorum. Farklı bir psikoloji oluyor. Onun sürecinde iyi hazırlandım. 2 ay buradaydım. Burada lazım zaman hazırlandık. Rusya'ya gittik. Bir ay kala Almanya'ya kampa gittim. Orada da iyi bir süreçten sparringler yaptım. Yeni partnerlerim geldi. Farklı partnerlerle çalıştım. İyi hazırlandım. Maçın herkesin bilmediği şey vardı. Fatih ilk maçta hazır değildi. Gerçekten de ilk maçta hazır değildim. Çok zor bir maç geçti. 4. round'dan sonra tamamıyla düşüş yaşadım. Ama herkes şunu biliyordu. 2. maçta çok kolay geçecek. Fatih iyi hazırlandı. Daha güzel olacak diye düşünüyordu. Ama ben herkese moral veriyordum ama asıl morale benim ihtiyacım vardı. Çünkü bu maçın da aynı bu şekilde ilk maç gibi zor geçeceğini biliyordum. Çünkü adam çok pres, bozuk. Yani yaptığımız boksu da görsel olarak bir şey gösteremedik. Çünkü tamamıyla çamur esnasında geçti. Ensemize işte kafa dokuşturduk defalarca. Kafa kafaya çarpıştık. Her yeri bağlay, daha şişlerim yeni indi. Yani zor geçti, şükürler olsun aldık. Bizim hedefimiz daha erken süreçteyiz şu anda. Mesela daha benim 11. maçım oldu ve 3. 10 roundluk maçıma çıktım. Erken başladık ama hedefimiz 2018'in sonunda inşallah dünya şampiyonluk maçına çıkmak. Biz yükselmekte şu anki maçlarımda bizim hedefimiz kendimi hazırlamak. Yani kolay maç yapıp herkesi vurduğumu yapıp sizleri kandıracaksam hiç kandırmayayım daha iyi. Çünkü zor maç yapıp kendimi hazırlıyorum. Eksiklerimi biliyorum. Eksiklerimi görüyorum. Onlar üzerinde çalışıyorum. Şimdi 7 kişi mesela 7 kişi 7 tane maç vurduğumu yatırdım. Geldim dünya şampiyonluk maçına önümüzdeki sene. Çıktım dünya şampiyonluk maçına. 1. roundda Allah korusun ya da 2. roundda herhangi bir roundda knockout oldum. Ve o zamanki eleştiriler beni o kadar yorar ki şu anki eleştiriler gülüp geçiyorum. Çünkü biz hazırlanma sürecindeyiz. Zor maçlardan geçiyorum. Kolay maçlar yapıp kimseyi kandırmıyorum, kendimi de kandırmıyorum. Sene sonunda inşallah 2018'de hazır olacağım. Dünya şampiyonluk maçında zor bir süreç olacak. İnşallah güzel hazırlanıp herkese bunu göstereceğiz. Teşekkürler. Bir özellikle vurgulamak istiyorum. İçimizden çıkmış
ve Fatih Keleş'e sahip çıktı. Ve kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu sponsorların çoğalmasını istiyoruz. Ve Fatih daha iyi yerlere gelsin. Sayın hemşerimden gurur duyuyorum. Temelli buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, sayın il başkanım, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için. Tabii bugün önemli bir gün. Hem bizim için, sponsorluğumuz için, hem memleketimiz için, Trabzon için, hem de uzun bir yola serüvene çıkan Fatih kardeşim için önemli bir gün. Ve Fatih kardeşimin başarısını da burada hep beraber kutlamak için buradayız. Hocam zaten Fatih ile ilgili gerekli şeyleri fazlasıyla söyledi. Fatih zor bir maça çıktı ve bu süreçte ben de kendisine destek olmak için kendisinin bizzat müsabakaya gidip orada izleme fırsatı buldum. Tabii ki boks camiası, boks dünyası çok farklı bir dünya. Bizden özellikle memleketimizin futbolla yatıp futbolla kalktığı bir şehirde futbolu biliyoruz. Fakat boks çok farklı bir atmosfer. O atmosferi Fatih'le beraber yaşadık. Hocam çıtayı yükselttik dedi. Vallahi bilmiyorum çıtayı biz mi yükselttik yoksa geç kalınmış bir çıta mı bu? Ama şehrimizin artık bundan sonra boksta da anılması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir spor. Futbolun gölgesinde kalmış bir spor. Ama ben bunu Fatih'le beraber bu çıtayı aşacağımızı, atlayacağımızı düşünüyorum. 2018 yılında Trabzon'da güzel bir müsabaka yapılması, güzel bir organizasyon yapılması, Trabzon şehrinin tanıtımı anlamında da çok fayda sağlayacaktır. Tabii ki burada hepimizin desteği önemli. Sadece bir sponsorlar bu işler olmaz. Her anlamda maddi ya da manevi desteğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Biz de Soy Yiğit Grup olarak, Aysan Yağları olarak Fatih'in bu başarısında bir katkımız olduysa bununla da gurur duyuyoruz. Bu başarıda şehir olarak boks spor olarak bütünleşmemiz gerektiğini tekrar vurguluyorum. İnşallah Fatih bundan sonraki süreçte de bu başarılarını devam ettirir. Ülkemize ve şehrimize gurur kaynağı olur. Teşekkür ederim. Kemer de var. Şuraya alalım sizi. Kemeri de alın. Kameralar biraz gelebilir mi? Şöyle bir adım daha şuraya alabilir miyiz Fatih? Aysan'ın önünde çekersiniz. Evet, buradayız. Şampiyon buradayız. Evet Fatih, şuraya doğru. Bak hocam, ozağı olarak size girin oraya. Sen buradayız hocam, buradayız. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sayın spor dostları, ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Fatih Keleş'te ne kadar övünsek azdır. Ben inanıyorum ki gelecekte Selçuk Çebi gibi ismimizi altın harflerle gerek Türkiye'de gerekse Trabzon'da en üst noktaya yazdıracak. Yıllardır futbol dışındaki branşlara destek vermiş, onlarla birlikte faaliyetlerini yürütmüş bir başkan olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tür değerlerimiz bizim için çok önemli. Bu tür değerlere sahip çıkmamız bizim Trabzonlu olarak boynumuzu borcu. Bizler sivil toplum örgütü olarak
buna manevi yönden destek çıkıyoruz ama gerek ekonomik olarak gerek sponsor bulma noktasında bu şehri yöneten insanlara bazı görevler düşüyor. Ben biraz konuşmalarımda Zülfiyar'a dokunuyorum. Çünkü ben de dokunmazsam kimse konuşmayacak. Onun için şunu söylemek istiyorum. Buradan Trabzon'u yöneten üst düzey insanlara, Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Rektörümüze, Sayın Trabzonspor Başkanımıza şunu söylemek istiyorum. Bu cevherler Trabzon'da var. Lütfen bunlara sahip çıkalım. Sadece sporun dışındaki faaliyetlerle ilgilenmeyelim. Gençlerimizi internet kafelerden, madde bağımlılığından kurtarmak için bu gençlerimiz çok mükemmel bir örnek. Gerçek oturmalarıyla, kalkmalarıyla hala bakın. Az önce Fatih kardeşim buradan konuşurken profesyonel olmadığı için amatörce konuşmakta bile zorlandı. Duyguları ön plana çıktı. Onun için bu duygusal kardeşlerimizi, bu gönül dostlarını, bu emeğiyle buralara tırnaklarıyla gelmiş insanları destekleyelim. Ben bütün katkı veren arkadaşlara, özellikle sponsor arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yine Hekimoğlu Şirketler Grubu'nun burada temsilcisi var. Gerçekten o tür genç arkadaşlarımızın da bu sporun farklı noktalarında olması gerektiğini ve bu sporun gelişmesi için enerjilerini çok rahatlıkla kullanabileceğimizi, bunlara fırsat tanınması gerektiğine inanıyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkanım. Buradayız. Yemek yapmaya hazır. Hocam şimdi.